Merhaba sevgili izleyenler. Şu anda İstanbul Kongre Merkezi'ndeyiz. Turizm Medya Grubu bünyesinde düzenlenen Ace of Mice Kongre Etkinlik ve Toplantı Fuarı'nda hazırladığımız Amy TV adına sesleniyorum sizlere. Amy TV bünyesinde bugün farklı katılımcılarla, yerli yabancı katılımcılarla, konuşmacılarla ve fuarı gezmeye gelen hosted buyer'larla herkesle röportaj yapıp hem fuarla ilgili görüşlerini alıyor olacağız hem de sizlere biraz fuarı tanıtıyor olacağız. 3 gün boyunca buradayız. Takipte kalın. PozitifTV.com'dan an be an izleyebilirsiniz yayınımızı. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, şu anda Merit Oteller grubunun standındayız. Yanımızda yönetim kurulu başkanı Sayın Reha Arar ve ekibi var gördüğünüz gibi. Reha Bey'e birkaç sorumuz olacak. Öncelikle hoş geldiniz Reha Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Çok güzel bir fuarın ilk gününü yaşıyoruz. Oldukça hareketli. Bu sene bütün standlar geçen seneden daha güzel hazırlanmış. Gittikçe Mice Fuarı'nın Türkiye'de değeri daha fazla anlaşılıyor ve ilgi daha fazla artıyor. Bu sabah ben fuara geldiğimde saat 10'du ve çok sayıda katılımcı, ayrıca da birçok ziyaretçi fuarın kapısındaydı. Bu ülkemizin turizme bakış açısının pozitifliğini ve doğruluğunu gösteriyor. Evet, güzel görüşleriniz bizi çok memnun etti. Bu sizin ilk katılımınız değil bildiğim kadarıyla. Biz Mice Fuarı oluşumundan beri katılıyoruz. Bu sene fuar alanımızı büyüttük. Çünkü geçtiğimiz yıllar fuardan ettiğimiz istifadenin pozitifliğini gördük. Bu yıl çok daha güçlü bir ekiple katılıyoruz gördüğünüz gibi. Bu ekibimizin bir parçası şu anda burada Halki Palas Genel Müdürümüz yok. Royal Oteli'nden diğer arkadaşlarımız, genel müdürler yok. Onlar yarın gelecekler. Ve bu yıl inşallah çok pozitif neticeler alacağımızı Kuzey Kıbrıs için ümit ediyorum. Harikasınız. Kuzey Kıbrıs demişken esasında sizin yatırımlarınız, büyük yatırımlarınız var Kuzey Kıbrıs'ta. Açılış konuşmasında Murat Bey'in değindiği önemli bir konu vardı. Kıbrıs çok ciddi potansiyel barındıran bir pazar Kuzey Kıbrıs. Şimdiki görüşmeler, bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyiz Kuzey Kıbrıs'la ilgili? Bize neler söyleyebilirsiniz? Tabii. Sayın Turizm Yatırımcılar Derneği benim de başkanım, yönetim kurulu başkanım Sayın Murat Ersoy, Mayıs'ı açılış konuşmasının bir bölümünde çok çok önemli ve beni hakikaten çok mutlu eden bir konuya parmak bastı. Kuzey Kıbrıs destinasyonunun tanınması, önemsenmesi. Bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs bizim bir yavrumuz. Bizim içimizden doğmuş, büyümüş bir bölge. Fakat biz ana vatan olarak bu bölgeye turizm açısından yeterince önem veriyor muyuz? Yeterince benimsiyor muyuz? Yeterince ulaşımına destek verebiliyor muyuz? Bu soruyu Kuzey Kıbrıs'a sefer yapan bütün uçak şirketlerine ben buradan aracılığınızla sormak istiyorum. Çünkü cevabım evet olmayacak. Kuzey Kıbrıs'ın her gün gelişen, büyüyen turizmi, tesisleri ve çok yüksek bir sayıya ulaşan misafir memnuniyeti artık Akdeniz çanağında turistleri destinasyon seçerken Kıbrıs'ı da seçim listelerine almasını sağlamıştır. Bu çerçeve içinde gelişen Kıbrıs turizmi bir gün Akdeniz'in butik destinasyonu mutlaka olacaktır. Bunlar bizim için de çok umut verici, tabii memnun edici gelişmeler olacak inşallah. Peki toplamda Merit Oteller grubunda kaç otel var? Bize biraz bilgi verebilir misiniz genel yapıdan? Tabii isterseniz sayarak verelim. Bir kere bizim
şimdi amiral gemimiz olan Merit Royal Otelimiz var. Merit Royal Otelimiz aslında iki otel, Royal ve Premium şeklinde. Onun hemen yanında ilk 5 yıldızlı otelimiz olan Merit Crystal Cove, hemen biraz şehre doğru daha yakınında Merit Park, Kuzey Kıbrıs'ın ana vatanının, ana merkezinin, baş şehrinin ilk 5 yıldızlı oteli Merit Lefkoşa ve Kuzey Kıbrıs'ın tarihi bölgesi olan Magosa'nın tam kalbinde İskele bölgesinde olan Merit Cypress Garden tatil köyümüz şu anda aktif olarak turizmin hizmetinde. Ayrıca şu anda bu otellerimize personel yatma ve barınma desteği olarak da veren birçok otelimiz mevcut. Bu otellerimizin hepsinin birer de talih oyunları salonu mevcut. Harika. O zaman Kıbrıs'ta gönlümüz rahat. Kıbrıs'a geldiğimizde kalacağımız yeri biliyoruz diye düşünüyorum. Kıbrıs'ta her misafirimizin kalacağı bir ev olduğu gibi mutlu ayrılacağı birer de yuva var. Çok güzel, çok çok güzel haberler bunlar. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve fuarda 3 gün boyunca size başarılar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar ve iyi günler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Özlem Ardıyok, Amy TV. Sevgili Amy TV izleyicileri, şu anda yanımda Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Sayın Murat Ersoy var. Az önce Merit Otelleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Reha Bey ile yaptığımız sohbette Murat Bey'in açılış konuşmasında özellikle vurguladığı Kıbrıs destinasyonunun önemiyle ilgili ne kadar memnun olduğundan bahsetmişti. Biz de Murat Bey'i yakalamışken bu Kıbrıs destinasyonu ile ilgili görüşlerini almak istedik. Evet Murat Bey. 2016 yılındaki gelişmeler, uluslararası platformdaki gelişmeler gösteriyor ki bir değişiklik ve gecikme olmazsa bu yıl sonuna kadar Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyanın her yerine direkt uçuşları açılmış olacak. Ama başka bir açıdan da bakarsak bu hayata geçene kadar bile olsa dünyanın 270 şehrinden bir ada ülkesine kısa süreli bir ara uçuşla çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Yani dünyanın en rahat ulaşılabilen noktalarından biri. Kıbrıs'ın şu anki konumuna bakarsak Akdeniz'in ortasında barış ve huzur odası aynı zamanda. Ve en büyük özelliklerinden biri de kazino lisansları verildiği için burada küçük bir Las Vegas, küçük bir Macao, uzak doğudaki Macao adası olarak da öngörebiliriz. Bu ne sağlıyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonomik değeri çok yüksek yatırımların yapılmasını, bu lisanslar sayesinde bu yatırımların hızlı geri dönüşünün sağlanabilmesinden dolayı da buralarda kongre turizmi organize edecek katılımcı firmaların bu yüksek ekonomik değer olan değerleri çok daha iyi ekonomik şartlarda ulaşılabilir hale getirerek kullanabilmesini sağlıyor. O yüzden burası bir ada. Başı sonu olan ve her tarafı kontrollü bir ada. Akdeniz'in ortasında iklim avantajı da olan bir ada. Bunların bütün hepsini bir araya getirip ve özellikle son birkaç yılda yapılan yatırımlarla 500 kişi ve üzeri büyük kongre organizasyonlarını kabul edecek tesis sayısında yeterince fazlalaşması sayesinde bence yakın gelecekte kongre organizasyonların parlayan yeni yıldızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak. Harika, çok güzel. Bizim için de gurur verici bir durum olacak. Önemli olan altyapımızı buna hazır hale getirelim. Hizmet sektörümüzü ve bu sektörde çalışanları gerekli yetiştirmeyi, eğitimi tamamlatmış olalım. Yetişebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Özlem Ardıyok, Amy TV. Şu anda Carson Resort Hotel gruplarının standındayız ve yanımızda Dünya Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Yiğit Sezgin var. Yiğit Bey hoş geldiniz. Merhaba Amy. Hoş bulduk biz de, merhabalar. İlk defa katılımınız değil bildiğim kadarıyla. Hayır, bu ikinci katılışımız standle. Zannediyorum bu üçüncü seneniz. Evet. Biz de iki senedir katılıyoruz, destekliyoruz. Her geçen sene biraz daha iyiye gidiyor. Arkadaşlardan çok iyi feedbackler aldık. Çok hoş. Demek ki memnun kalındı ve devam ediliyor. Harika. Bugün nasıl buldunuz?
Gayet iyiyiz. Bütün hosted bar toplantıları show up ediyorlar. Görüşüyoruz. Ondan sonra arkadaşlarımız memnun. Güzel bir iki gün geçirmeyi bekliyoruz. Harika, biz de aynen sizlerle burada. Residor, Carson Residor Group'la ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii, dünyada yaklaşık 1200 plus otelimiz var. 5 brand, Türkiye'de de çok ciddi bir gelişimimiz var. Şu anda 12 otelimiz var. Önümüzdeki 2 sene içinde bir 8 tane daha açacağız. Avrupa'nın en büyük zinciriyiz biliyorsunuz, Radisson Blu Oteli'yle. Dünyada hala bugün free internet veren tek operatörüz. İyi değil mi? Süper hizmet. Bak, su bedava, internet de bedava. O, daha ne olsun. Başka bir şeye ihtiyacımız yok zaten. Aynen öyle. Su, internet. Peki, harika. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız çok için. Çok mersi. Teşekkürler. Görüşmek sağ olun. Üzere. Teşekkürler. Şu anda Amara Oteller Grubu'nun standındayız. Yanımızda Amara Oteller Grubu Genel Koordinatörü Sayın Korhan Alşan var. Korhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Memnun musunuz şu ana kadar? Ortam evet, nasıl? Bugün ilk günümüz. İlk günümüz. Yoğun bir görüşme trafiği var. Harika, şu saatte başladı diyorsunuz. Başladı sabahtan itibaren. Bizim ilk sene katılıyoruz. Bu sene ilk oluyor. ASOC MICE. Tabii programlı bir randevu sistemiyle bu işin olması bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Daha iyi bir planlama yapabiliyoruz. Gördüğüm kadarıyla bu sene de ilgi yüksek. Bütün konaklama sektörünün katılımını görüyorum. Yine MICE sektöründe faal olan bütün acente ve operatörlerin katılımına şahit oluyoruz. Umarız başarılı bir fuar dönemi olur. İnşallah hepimiz için, sizin için de. Evet. Bize biraz Amara Oteller Grubu'ndan bahsedebilir misiniz? Tabii. 2004 yılında kurulmuş bir marka Amara Oteller Zinciri. İlk halkasını Side bölgesinde kurdu. Daha sonra ağırlıklı Kemer bölgesine yerleşti. Hepsi 5 yıldızlı oteller. Üst klas hizmet veriyor. Toplantı salonlarımız da özellikle öne çıkıyor. Amara Dolce Vita ve Amara Prestige tesisimizde. Bu sene tabii turizm açısından zor bir sene. Dolayısıyla alternatif pazarların önemi her zamankinden bir adım daha öne çıkıyor. Biz de bunun farkındalığıyla bu MICE konusunda, toplantı grupları konusunda bu sene pazarlama faaliyetlerimizi daha yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Güzel işbirliği olacağı inancındayım. Çünkü Amara Oteller her zaman misafir odaklılıktan yana bir yaklaşım sergiledi. Her zaman hizmet ve konseptlere, kaliteye yatırım yaptık. Çalışanlarımızı bu konuda yoğun şekilde eğittik. Yani misyon olarak düzgün bir hizmette bulunmak, vizyon olarak da bu işi bir Türk markasının uluslararası standartlar seviyesine ulaştırması ana hedefimiz oldu. Bu doğrultuda çalışmalara devam ediyoruz. Harika, çok teşekkür ediyoruz biz de çalışmalarınızda. Başarılar diliyoruz. Size... Evet, şu anda NG Otellerinin standındayız ve yanımızda NG Otelleri Satış Direktörü Sayın Gülşah Volkan var. Hemen hoş geldiniz diyoruz fuara. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl geçiyor? İlk izleniminiz nasıl? Yerleştiniz mi? Evet, bugün ilk açılış günü yerleştik. Şöyle bir standları dolaştık. Misafirlerimizi ağırlıyoruz standta. Bu bizim üçüncü katılımımız. Başından beri Ace of Mice'la beraberiz. Sektörde böyle bir oluşumun olması ve giderek güçlenmesi bizleri tabii ki mutlu ediyor. Harika, bu güzel görüşleriniz bizi çok memnun etti. Peki beklentiniz nedir fuardan? Sektörde bir önce olması sebebiyle aslında MICE sektörünü giderek güçlendiren bir oluşum olmasını bekliyoruz. Hosted buyer'larla hem alıcıları hem iş yaptığımız tedarikçileri, misafirleri, otelleri, venüleri bir araya getiren bir oluşum olmasını bekliyoruz. Burada yaratılan sinerjiyle Türkiye'de MICE sektörünün daha da güzel boyutlara gitmesini, İstanbul ve bizim otellerimiz tabii İstanbul dışarısında olmasına rağmen Sapanca ve Afyon, onların destinasyon olarak yaratılmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz. Çünkü toplantı sektörü bu anlamda çok büyük önem taşıyor. Biz hem Sapanca'ya hem de Afyon'a ciddi efor sarf ediyoruz. Toplantı şirketlerin, özel ulusal ve uluslararası şirketlerin toplantılarını alabilmek için. Dolayısıyla fuardan beklentilerimiz büyük. Önemli ölçüde de şu ana kadar karşıladığını düşünüyoruz. Harika o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de NG Otellerinden bahsedersek.
Tabii biz şu anda iki otelle hizmet veriyoruz. Bir otelimiz Sapanca'da 281 odayla, diğer otelimiz ise 428 odayla Afyon'da. Afyon'daki otelimiz 2012 yılından beri var. Her iki otelimizde de hem tatil amaçlı misafirleri ağırlarken hem de Türkiye'de bulunan ya da yurt dışındaki hemen hemen birçok ulusal ve uluslararası şirketin toplantı organizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Afyon'un bir kavşak noktası olması sebebiyle Türkiye'de birçok bayi toplantısı vesaire ulaşım kolaylığı açısından, Sapanca'nın ise hem İstanbul hem Ankara'ya yakın olması sebebiyle özellikle hafta sonları İstanbul'dan çok kolay şehir dışına temiz bir doğaya kaçabilmesi sebebiyle dediğim gibi birçok şirketi misafir ediyoruz evet otellerimizde. Bir de bizim başka bir projemiz var, ondan da bahsetmek isterim. Biz iki yıldır Corporate Wellness adı altında çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Yurt dışında oldukça popüler olan bu kavram, şirketlerin çalışanlarını sağlıklı yaşama yönlendirmesiyle ilgili. Otellerimizde toplantı hizmetinin yanı sıra böyle bir hizmet de veriyoruz. Özellikle Afyon'da birçok uluslararası şirket uzun süreler, iki hafta gibi sürelerle çalışanlarını yollayarak otelimizin termal, sağlık, diyetisyen, doktor vesaire gibi özelliklerinden faydalanıyor. Ve daha dinlenmiş, daha bilinçli, şirket bağlılıkları artmış olarak şirketlerinde işbaşı yapıyorlar. Bununla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çok güzel, bu da sektörde yeni bir yaklaşım anladığım kadarıyla. Evet, evet. İnşallah yaygınlaşmasını umuyoruz. İnşallah. Biz de başarılar diliyoruz. Yayına katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Merhaba. Şu anda Avusturya standındayız. Yanımızda Salzburg Convention Bureau'dan Mr. Gernot Marx var. Şimdi kendisine birkaç sorumuz olacak. Hello Mr. Marx. Welcome. Hello. How do you feel now? Is it your first time here in Istanbul and at the ESOMICE Fair? Well, it's our second time here. I'm very happy to have our colleagues from all over Austria with us. So it's not just Salzburg as last year in Istanbul, but it's also destinations like Vienna, Tirol and Styria who joined us this year because it was such a success last year. And so far it looks like it's going to be a bigger success than last year. Well, it's great to hear that, yeah. Really. We were wondering if you're finding it really useful and you're making out of it, you have some benefits out of it. So this year, do you have other expectations more than which were also available here right now? Well, so far we see that it's more visitors, especially more Turkish visitors and a lot of interested international hosted buyers. And I have to say that if the rest of the 2 days, of the next 2 days are going that well, we're very proud to be here, and I'm quite sure that we're going to be back in 2017. Okay, it's also nice to hear that you're here with happiness and you were not afraid, you know, you didn't pull back or cancel your reservation here. It's good to see that you're supporting the business and supporting Turkey by means of that. So we wish you a very pleasant, very, very resourceful, I should say, 2 days here, and enjoy Istanbul too, by the way. Thank you very much, and Istanbul is a lovely city, so we probably have time to enjoy the city tonight and probably before we leave the city. Okay, great. See you again then next year. Thank you. Thank you. Teşekkürler. Merhaba, şu anda Hindistan'ın muhteşem standındayız. Incredible India ve yanımızda Mr. Rao var. Mr. Rao'ya birkaç sorumuz olacak. Hello, Mr. Rao. How are you? Fine. Are you happy to be here? Yes. Yeah. It's you know, first time we are participating, but it's a hard day. In fact, there is a very good response, and all the scheduled meetings are being held, and there are some very good inquiries. So the first day was really hectic. Yeah. It was quite good. Yeah. Busy, you like it. Yes. What are you expecting from the overall fair? Overall fair, basically, you know, MICE segment is, you know, it's very important for India because India offers very good convention facilities as well as, you know,
we have very good, you know, tourist attractions, which a lot of multinational companies, they, you know, give incentives to their employees, and they are, you know, they are offered various incentive tours to India, and we have very good travel agency tour operators in India, you know, which caters to the demand of the, you know, travel agents, you know, from Turkey and the close by areas. The Holi is also very quite popular. For Holi, a lot of Turkish people, they go to close to Agra, the place called as Mathura. Yeah. So they like Indian culture, Turkish people. We do. We also love the food. Yeah, especially the, you know, Turkey, India, Egypt, Greece. These are the old civilizations, you know. So so they know each other, you know, by whether through history or by means of the culture. So yeah, and the Turkish airline has a direct flight to Bombay, Delhi. Yeah. So that caters, you know, inbound to India and outbound to, you know, Turkey. So that is a, you know, that helps. Yeah. And Turkish airline is a good airline, in the, of course. So so the tourist traffic from Turkey is increasing, and we are happy that, you know, the MICE also, you know, we are concentrating in this market, MICE segment. Okay, so you have a lot of interest and you're happy, and we are really happy to hear this from you, and we are expecting to see you next year too as well. Sure. This is an annual event, so next year definitely we'll participate. You'll be there. Okay, you'll be here. Okay, see you then. Thank you. Thank you. Teşekkür ederiz. Merhaba, Barcelona Convention Bureau'nun standındayız. Yanımızda Elena İltemur var ve kendisine birkaç sorumuz olacak. Hello Miss İltemur, how are you? Very good. Thank you. And you? Great, thank you. Welcome to Ace of Mice. Welcome to Istanbul. My pleasure. Is it your first time here? No, it's not. I had the opportunity to visit Istanbul or Turkey on my own time. But the most important, it's the reason why we are here today, is because of this show. So you attended the show last year too? Yes. We're happy to be here this year on the second time, and supporting the industry in Turkey, but also not only in Turkey, all the countries that represent the hosted buyers that Ace of Mice are inviting to the show. And it's great to hear. So what are you expecting this year, like more than last year? To be honest, I was not expecting anything because I totally trust on the organization. I had last year's a little complaint, but I think this is healthy. It held is a reason for us to improve and make things better. I see they took good note, and this morning, this first morning has been fantastic. Yeah, I hear it so. Everyone is really busy and packed with the interviews, booked meetings and everything. But not only with this, the hosted buyers, they really have business. Yes, I feel so. As far as I saw from the interviews and I heard from the interviews. So it's great for you too. I'm happy to hear about it. And I wish you a very good, very resourceful two more days here in Istanbul. Thank you. So enjoy Istanbul too. Appreciate it. It's always a pleasure to be in Turkey, in Istanbul. Thank you. It's a pleasure to be in Barcelona as well. Thank you. Okay. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, şu anda yanımda SkyAir'in genel koordinatörü Tekin Bey var. Tekin Ertemel. Tekin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Çok mersi. Böyle bir organizasyonda tekrar yeni bir senede hep beraber bundan mutluluk duyuyoruz. Devamlı takip ediyorsunuz o sürekli. Zaman. Sürekli, tabii sektörün içerisindeyiz. İşimiz gereği görmemiz gereken seyahat ajantaları, buluşmamız... Malum çok hareketli zamanlar geçiriyoruz. Sektörün bir sıkıntısı var. Bunları yüz yüze konuşma imkanı bulabiliyoruz.
zamandan dolayı insanların bir arada olma şansları yok. Bu gibi organizasyonlar buna şans tanıyor. Biz de mutluluk duyuyoruz. Evet, güzel şeyler duyuyoruz. Biz de mutlu oluyoruz o zaman. Siz yaptığınız işlerden, verdiğiniz hizmetlerden biraz bahseder misiniz? Evet, SkyAir olarak biz iki kolumuz var. Bir tanesi uçak kiralama firmasıyız. Özellikle A+ kişiler, firmalar, kurumlar, bunların yöneticileri, aileleri, bunların VIP özel jetlerle tarifeli servisin gitmediği veya istenen gün ve zamanda, saatte uçuşların konforlu bir şekilde gerçekleştirilmesi adına özel uçuşlarını gerçekleştiriyoruz. Havalimanında başlayarak hava içerisinde, uçak içerisindeki ikramına kadar bütün konforunu, taleplerinin gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bunun dışında incentive ya da kongre veya fuarlarda, toplantılarda büyük yolcu gruplarının istenen gün ve saatte uçuşlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kurumlar arasında devlet kurumları var, çalıştığımız firmalar özel sektörden olabildiği gibi devletin, belediyenin, özel büyük firmaların müşterilerine olabiliyor. Yakın zamanda bu tarz faaliyetleri gerçekleştirdik. Bizim birebir olarak müşterilerimiz burada şu an Mayıs'ta bulunan seyahat ajantaları. Direkt son nokta müşteriye yaklaşmıyoruz. Bunun yanı sıra bizim farklı bir sektörümüz var. Burada Sky Airshop olarak burada da ömrünü dolduran uçakları satın alarak bunların uzman ekiple kesimini yapıyoruz. Ve dışarıda restoran uçak yapıyoruz. Burada da farklı bir sektör ama yine turizmle alakalı. Kayseri Talas'ta yaptık. Şimdi Airbus 340 uçağını kestik. Edremit Havalimanı'nda şu an arkadaşlarım restoran uçak yapımını yapıyorlar. Bunun benzeri faaliyetlerimiz var. Fakat öncelikle tabii uçak kiralama sektöründe uzman olmak istiyoruz. Sektörde bir numara olmak istiyoruz. Yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerimiz var. Harika, o zaman burası sizin için zaten kesinlikle doğru bir yer. En doğru yer. Kesinlikle. Yılın en doğru zamanı. En doğru zamanı, burada insanların birbirini desteklemesi, birbirine iş vermesi, sektörün ilerlemesi adına yardımlaşmamız, ortak bir paydada buluşmamız gerekiyor. Bu imkanı sağladığı için bu organizasyonu yapan arkadaşlara, kişilere çok teşekkür ediyorum firmam adına. Teşekkürler. Ben de Ace of Mice adına size teşekkür ediyorum bu güzel görüşleriniz için ve size çok verimli bir 3 gün diliyorum bu arada. İnşallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.